Herkese merhaba arkadaşlar. Akpik'teyiz. Denize 300 metre mesafede. İngiliz'den satılı güzel bir villa tanıtacağım. 3 artı 1 full eşyalı. Eşyalara bayılacaksınız. Denize çok yakın. Havuzlu site içerisinde. Fiyatımız nedir? 5 milyon TL. Çok güzel bir site. Harika bir bahçe alanı var. İstenirse çakıl taşlarını kaldırıp bahçe olarak da kullanabilirsiniz. Ev mükemmel. Peyzaj harika. Yeni bir yer. 3-4 yıllık bir yer. Denize çok yakın. Sadece 300 metre mesafede yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafe. Akbük'teki 15 kilometrelik kıyı şeridinin tamamından denize girebiliyorsunuz. Burası ayrıyetten Max Seri Otel'in hemen arka tarafındaki o otelde biliyorsunuz ki Akbük'ün şu an en iyi oteli. Bu alan tamamen bize ait. Bahçe peyzaj çalışması yapılıyor. Yukarıdan harika bir deniz manzaramız var. Birazdan bakacaksınız. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Muhteşem bir ev. Gerçekten harika. Hatta Didim'in en büyük inşaat firmalarından birisi yapmıştı zamanında. Şimdi her girişte 3 tane villa var. Katman katman olduğu için arka tarafta 3 tane villa var. Ön tarafta 3 tane villa var. En arkada da kendine ait havuzlu villalar mevcut. Biz buraya bakacağız. 3 artı 1 ortak kullanım bir havuzumuz var. Drone görüntülerinde dediğim gibi izleyeceksiniz ama peyzaj çalışması o kadar güzel gözüküyor ki muhteşem bir ev sahibi olacaksınız. Şimdi giriş kısmı 2-3 basamakla çıkıyorsunuz. Burada harika bir balkonumuz var. Bu balkona mutfak kısmından ulaşabiliyorsunuz. Yan tarafta da yine bahçe alanımız var. Aynı şekilde diğer taraftaki bahçe gibi yan tarafta da bahçe alanımız var. Burası site arkadaşlar. Burası site. Şimdi sitenin avantajı zaten çok yüksek. Sosyal anlamda gelişebileceğiniz bir yer. Denize çok yakın olması büyük bir avantaj. Artı bahçenize bakılıyor. Geleceksiniz, kapıyı açıp tatilinizi yapıp gideceksiniz. Ya da sürekli yaşıyorsanız da hiçbir şeyle uğraşmayacaksınız. Şimdi giriş kısmı çok güzel. Girdiğimizde harika bir antremiz var. Bir banyo lavabomuz var. Devamında salon mutfağımız var. İlk banyo lavaboya bakalım. Aslında banyo kısmını iptal etti. Lavabo yapmışlar sadece. Güzel bir alanımız var. Geniş, kullanışlı. Öyle merdiven altı daracık lavabolardan değil. Su ısıtıcısını da burada görüyorsunuz. Buraya da harika bir dolap yapılmış. Gayet şık. Tertemiz bir yer. Vestiyer. İsterseniz şurayı vestiyer alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Bence güzel de olacaktır. Ama zaten dışarıda da öyle bir alanınız var. Devamında salon mutfağımız var. Harika bir balkonumuz var. Kış bahçesi tarzında kapatılmış. Birazdan bakacağız. Eşyalar çok iyi durumda. Dediğim gibi İngiliz'den satılık. Sahipleri İspanya'ya gitmiş. Artık İngilizlerin çoğu Didim'den gidiyor. İspanya'ya gidiyor. Hatta Türkiye'den gidiyor. Bunun nedeni de zaten artık bunu söylememize gerek yok. Farklı farklı nedenleri var. İnsanlar kendilerini oralarda daha güvenli, daha yaşanabilir şartlarda düşünüyor galiba. O yüzden gidiyor. Güzel bir mutfağımız var. Tezgah oraya kadar uzatılmış. 2 tane bar sandalyesi bırakılmış. Harika duruyor. Lake dolaplarımız mevcut. Burada da buzdolabı için bir yer yapılmış. Az önceki balkona buradan çıkabiliyoruz. Az önceki balkona buradan çıkışımız mevcut. Gayet güzel değil mi? Eşyaları falan da kullanılabilir. Tertemiz bir ev. Eksiksiz. Hemen sahip olabileceğiniz bir ev. Gayet güzel. Ankastre setimiz de orada. Merdiven altı. Bu şekilde. Küçük bir depo artı çamaşır makinesi sığacak kadar bir alan var. Burayı da o şekilde değerlendirmişler. Çamaşır makinesini oraya koymuşlar. İsterse belki şuraya da bir vestiyer yapılabilir. Güzel olur. Şimdi güzel bir mutfağımız var. Güzel bir salonumuz var dedik. Harika bir salon. Gerçekten çok güzel bir salonumuz var. Karşıya bir tane üçlü koltuk. Buraya bir tane tekli berjer bırakılmış. İsterse koltuk sayısı uzatılabilir ya da büyütülebilir. Buraya da bir koltuk bırakılabilir. Ama bu şekilde daha minimal eşyalar olsun diyorsanız burası bu şekilde bırakılabilir. Eşyaların durumu çok iyi. Gerçekten harika. Bizim mesela şey var. İngilizlerde bunu çok görmüyoruz ama. Bunu neden açamadık? Pardon, burada yer varmış. Kilitlemişler. Eski kilit sistemi. Bizim oralarda da çok yaparlardı. Şimdi İngilizlerde çok göremiyoruz ama. Bizim bazı insanlarımız şey yapıyor. Orada da kilit var ama açmayalım orayı biz. En iyisi böyle çıkalım. Evi boşalttığında direkt eski eşyaları koyuyor. Yenileri alıyor, satıyor ya da başkasına veriyor değil mi? Çok karşılaşıyoruz onunla. Burada öyle bir şey yok. Tertemiz bir ev. Güzel bir de kış bahçesi tarzında yapılmış alanımız var. Camla kapatmışlar. Harika duruyor. Bir tane, iki tane hatta tekli berjer, bir tane üçlü koltuk bırakmışlar. Bir masamız var. Böyle çıkıp gün boyu burada zaman geçirebilirsiniz. Gayet de mantıklı yapılmış. Devamında da yine balkon L şeklinde devam ediyor. Burayı da kapatmışlar. Diğer taraftan da çıkabiliyorsunuz. Bu taraftan da çıkabiliyorsunuz. Buradan çıkalım hatta tamamıyla bir gezelim.
Buradan deniz de gözüküyor ama kameradan bunu net bir şekilde görmeniz zor. Ön tarafta çok güzel bir peyzaj çalışmamız var. Ev gerçekten tertemiz, harika bir ev. Otomatik panjurlu. Gördüğünüz gibi sineklikleri de yapılı. Gayet güzel. Şimdi yukarıya çıkalım. Panjur dedik ama yanlış söyledik. Panjur yok burada. Bir an şaşırdım. Merdivenlerde de güzel bir genişlik var. Buraya birkaç tane resim bırakmışlar. Hatta Didim'in resmini bırakmışlar. Didim'in bir sürü resmi var. İşte Apollon Tapınağı. Burada, burayı bilmiyorum bak. Neresi orası ama millet tarafı galiba. Orta katlı iki tane odamız, bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi hepsine tek tek bakacağız. Böyle koridorumuz güzel bir koridor var. Rutubetleme hiçbir şey yok. Tertemiz bir ev. İki tane odamız sıralı şekilde. Koridorun sonunda da banyo lavabomuz var. Şimdi güzel bir oda. Çift kişilik yatak. İki tane kombin. Klimamız orada. Buraya bir dolap bırakılmış. Harika olmuş. Her şey yerli yerinde. Tertemiz bir şekilde yapılmış. Artı burada da L şeklinde bir balkon var. Bu balkonu da bu şekilde değerlendirmişler. Güzel olmuş. Yine burada da bir oturma alanı var. Aşağıda sıkıldınız. Burada da zaman geçirebilirsiniz. Gayet de mantıklı. Burada da L şeklinde bir balkonumuz var. Bu balkon buraya kadar devam ediyor. Yine aynı şekilde. Diğeriyle. Aşağıdakinin aynısı. Gayet geniş, güzel bir balkonumuz var. Sen oradan gir, ben buradan gireyim. Eşyalara bakıyorum. Eşyalarda deforme olmuş bir yer var mı diye. Gerçekten yok. Tertemiz eşyalar. Hemen yan tarafında da yine güzel bir odamız var. İki tane tekli yatak bırakılmış ama birleştirilmiş. İsterse ayrılıp araya bir tane komodin de konulabilir. Burada küçük bir dolabımız var. Dolap isterse biraz daha büyütülebilir. Biraz daha misafir odası tarzında yapılmış burası. Güzel olmuş. O oda 17 metrekare civarında. Burası da 15 metrekare civarında. Hatta diğer taraf 17'nin üstünde. Burada da bir balkon var. Her odada balkon olması da çok büyük bir avantaj. Arka taraftakiler 5+1. Sonra yine 3+1'ler var. Tabi değişik değişik sitede evler mevcut. Zamanında hatta bence Akkün en iyi yerine sahip buradaki evler. Gerçekten en iyi yerine sahip. Tam Maxeri Otel'in yanı. Denize girilebilecek en güzel alan. Aşağıda restoranlar, kafeler mevcut. Genel kullanım banyo lavabomuzda çok geniş. İki farklı seramik kullanılmış. Bir kısım seramik siyah. Devamında da yine beyaz, üst tarafında bir şerit halinde yine siyah kullanılmış. Füme camlı bir duşa kabinimiz var. Burada Bocci markanın gömme rezervuarı ve güzel bir lavabomuz var. Belki bir dolap yapılabilir buraya. Şuraya havlu dolabı tarzında daha güzel bir kullanım olacaktır ki havlu için dışarıya çıkıp girmek zorunda kalmazsınız. Buradan her şeyi temin edebilirsiniz. Sıra geldi en üst kata. Ev gez gez bitmiyor. Gerçekten güzel bir ev yapmışlar. Daha önce burada tanıtım yapmıştık. 6-6,5 milyon isteniyordu bir tane ev. Ama burası İngiliz'den satılık. Güzel bir yer. Şimdi yukarıda bir tane odamız var. Ebeveyn banyolu artı bir terasımız var. Terasa da bakacağız. Kapıyı kapatalım. Güzel çift kişilik bir yatağımız var. Gayet de şık. Her odada klima olması da büyük bir avantaj. İki tane komodin bırakılmış. Orada küçük bir depomuz var. İsterseniz kullanmadığınız malzemeleri oraya bırakabilirsiniz. Gayet de güzel olmuş. Buradan da muhteşem bir deniz manzarası var. Birazdan çıkıp bakacağız. Gerçekten manzara mükemmel. Genel kullanım banyo lavabo da güzel, şık. Kapının arkasında duşa kabin yapmışlar. Bocci marka. Gayet şık, tertemiz bir yer. İnanın güzel duruyor. Cam kullanılmış burada. Bak cam sıfır kesildiği için çok da bir zarar vermez. Şimdi gelelim teras kısmına. Teras muhteşem. Gerçekten çok güzel. İstenirse şöyle yandaki gibi kapattırabilirsiniz. Üst tarafı bodrum beziyle kapattırmışlar. Burada ikinci bir lavabomuz var. Tabii oturma takımı var burada, bahçe takımı. İkinci bir lavabomuz var. Burayı da kullanabilirsiniz. Belki şu şekilde otomatik açılır kapanır tenteyle de kapattırırsanız daha da güzel olacaktır. Manzara bu arkadaşlar. Tabii şu çatı biraz engelliyor ama yine de her yerden denizi görebiliyorsunuz. Muhteşem bir manzaramız var. Maxeri Otel şurası. Maxeri'yi de gösterelim. Sapladayı görüyorsunuz. Manzarayı görüyorsunuz. Şık bir ev. Gerçekten harika bir ev. Çok güzel değil mi? Şuradan havuz gözüküyor mu? Havuzu da gösterelim. Havuz da hemen aşağıda. Zaten dolu vaziyette şu anda.
Gayet şık bir havuzumuz var. Geniş bir havuzumuz var. Konum güzel. Gerçekten konum harika bir yer. Böyle fiyatlara baktığımızda da şimdi tepe kısımlara çıkıyoruz. 7-8 milyonları görüyoruz. Bu kadar denize yakın site içerisinde olması çok büyük bir avantaj. Bu avantajların dahilinde eşyalı olması da tabii ki ayrı bir alınabilecek konusunda farklı bir neden oluşturuyor. Güzel bir ev. Değil mi? Harika bir ev. 5 milyon TL gibi bir rakamla da satışta pazarlığı var mı? Sorulur, konuşulur. Artık bir şekilde anlaşılır. Gayet şık, tertemiz bir ev sahibi olacaksınız. Ödeyeceğiniz rakam 5 milyon. Arkamdaki manzara zaten önünüz artık kapanabileceği kadar kapanmış. Daha da kapanmıyor. Ama denize yakın olması hepsinden çok iyi. Çünkü konum her zaman değerlidir diyoruz. Evde de hiçbir masraf yok. Hemen taşınabileceğiniz bir ev. Kişisel eşyalarınızı alıp hemen gelip oturabileceğiniz bir ev. Bir temizlikçi girecek, baştan aşağı temizleyecek. Sonrasında ev sizindir. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Ne zaman bakmak isterseniz aramanız yeterli.